Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten öreceğimiz güzel bir model çalışması yapacağız. Modelimizi bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde kullanabiliriz. Kaydırmalı bir model. Şu şekilde ön yüzünden görünür. Arka yüzüne de baktığımızda bakınız ipliklerimizi arka yüzünden devam ettiğini görmekteyiz. Evet ben 3 numara şiş kullanarak modelimizi çalıştım. Kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için ilmeklerimi toparladım. Modelim altı ve katları üzerine kurulmakta. Sağ ve sol tarafa da birer dikiş ilmeği olarak fazladan alıyoruz. Hemen üç tane düzümü örüyorum. Birinci ilmeğin boş alıyorum. 2 ve 3. Kenar ilmeğimizle birlikte üç kenara yarı model uygulayacağız. O yüzden iki tane ilmek kenara bir tanesi de dikiş ilmeğimizde. Pembe rengimi hemen bağlıyorum. Ve iki tane ters olarak örüyorum pembe rengimle bir ve iki dört tane düz beyaz rengimizle bir iki üç ve dört pembe ipimizde iki tersimi örüyorum 1 ve 2 tekrar dört beyazımı örüyorum. Dört beyaz, iki pembeyi ters olarak örelim. Beyazlarımız düz, pembelerimiz ters olsun. Bütün ilmeklerimizi ördüm. İki pembemizden sonra üç tane beyazımızı örerek tamamlayalım. Örgümüzün arka yönünü çevirelim. Şöyle birinci sıramızı gördükten sonra arka yönünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Beyazlarımızı beyazla, pembe rengimizi pembe rengimizle örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ve 2. Bakınız burada örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için e, hatırlatmak istiyorum sadece. Beyazımızı bu şekilde bırakıp pembe ile şöyle direkt başlarsak burada bir delik oluşabilir. O yüzden aradaki boşluğu kapamak için öne şu şekilde bakınız renk değiştireceğimiz zaman şişimize yakın yerde örmeyeceğimiz ilmeğimiz Öreceğimiz ilmeğimizi size şu şekilde gelerek arada bir e, dolgunluk oluşturacak. direkt şu şekilde pembemizle başlayacak olursanız burada bir delik olur ya da hangi renk olursa olsun renk geçişlerinde mutlaka örmediğimiz ipi şişimize daha yakın tutuyoruz ve aradaki o boşluğu kapatıyor. Ördüğümüz ilmeğimizi ise bakınız arkadan şu şekilde sardırıyoruz gördüğünüz gibi hemen ters olarak örüyorum. İlk başlangıçta böyledir. Diğer taraflarda e, istediğiniz şekilde örebilirsiniz. 4 ilmeğimi ördüm. Tekrar pembe rengimi alıyorum. ilmeklerimizi kendi renginde ters olarak örelim. Renk bitişinde de bakınız aynı işlemimizi yapıyoruz. Pembemizi burada bitirdik. Pembemizi üstte tutuyorum şişime yakın. Beyazımla şu şekilde alıyorum. Arada herhangi bir boşluk olmasını engelliyorum en son ilmeğimizi kenarımızın düz olması için düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm kendi renginde şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz ve yeniden örmeye başlıyoruz tekrar beyazlarımızı düz olarak örelim pembelerimizi ters olarak örelim ilk ilmeğimi örmeden alıyorum beyazımı ördüm bakınız ilk rengime başlıyorum o yüzden Beyazım şişime yakın oluyor şu şekilde görecek olursak pembemi alttan alıyorum ve arada boşluk olmasını engelliyorum. Şu şekilde ters olarak örelim. Pembelerimizi ters, beyazlarımızı düz olarak örelim. Sona kadar bu şekilde gelelim. 2 ters, 4 düz. Beyazlarımız düz, pembelerimiz ters. Son 3 düzümüzü de örerek tamamladım. Şimdi örgümün arka yönünü çeviriyorum. Yine beyazlarımızı ve pembelerimizi ters olarak örüyorum. Beyazımı beyaz olarak başlatıyorum. Pembelerimizde işlem yapacağız. Beyazımı örüyorum. İpimi yine araya bırakıyorum. Pembemi alıyorum. Önce şişimi takıyorum. İki defa başını doluyorum ve ters olarak örüyorum. Tekrar şişimi takıyorum. Bakınız bir, iki defa doluyorum. Ters olarak örüyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi bir defa doluyoruz. Bir ve iki çekiyorum. Diğer bir ve iki yine geçiyorum. içinden. Beyaz rengimi geçiyorum. Beyazlarımızı her zamak gibi tek seferde örelim. 1 ve 2 örüyorum. Tekrar 1 ve 2 örüyorum. Sıramızın başına kadar örerek geldim. pembelerimizin başına iki defa dolayarak e, ters olarak ördük diğer yönde ve sıra başındayız. Bu sıramızda işlemimizi yapıyoruz ve sadece beyazımızı kullanıyoruz. Hemen örmeye başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane beyazımı pembemden önce gelen iki ilmeğimi şişime örmeden takıyorum. İki defa sardığım ilmeği boşaltıyorum. Şişimin diğer şişimi has ilmeklerimi takıyorum arkadan şu şekilde geçirerek takıyorum ve pembe ipimi önden yine şişime geçiriyorum önce pembemi düz olarak örüyorum daha sonra iki tane beyazımı örüyorum ve ilk modelimi bu şekilde kuruyorum yine pembe ipimi açıyorum iki tane ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum şöyle pembeyi alıyorum diğer şişimi beyazlarımı ise arka taraftan bakınız şöyle pembenin arkasından alıyorum ve takıyorum önce beyazlarımı sonra pembe rengimi örüyorum ve ilk modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz bakınız tekrar bakın aynı işlemimizi yapıyoruz İki ilmeğimi örmeden alıyorum birinci pembemi boşaltıyorum Beyazlarımı arkadan diğer şişime geçiriyorum. Önden uzattığım ilmeğimi şişime takıyorum. Önce uzattığım pembeyi sonra iki beyazımı örüyorum. Diğer tarafta ilk önce pembeyi boşaltıyorum. Şişime iki ilmeğimi alıyorum. Pembemi bakın önden şöyle şişime takıyorum. Önce pembeyi takıyorum çünkü en son pembeyi öreceğim bu tarafta. Arkadan iki ilmeğimi alıyorum ve getirerek şişime takıyorum. Önce beyazlarımı örüyorum. Daha sonra pembemi düz olarak örüyorum ve modelimi bu şekilde kuruyorum. Tekrar bakınız bütün işlemlerimiz birbirinin aynısı. İki ilmeğimi şişime alıyorum. Pembemi boşaltıyorum. Önce beyazlarımı takıyorum arkadan. Sonra pembemi takıyorum. Diğer tarafta tam ters işlemi yapıyorum. İlk önce pembemi örüyorum hazlarım örüyorum. Tekrar boşaltıyorum. 2 ilmeğimi örmeden diğer şişe geçiriyorum. Önce pembemi takıyorum. Şişimden çıkardığım ilmeklerimi arkadan şu şekilde alarak arkadan geçiriyorum ve şişime takıyorum. Sırasıyla önce beyazlarımı sonra pembemi düz olarak örüyorum ve modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Son ilmeğimizle beraber çalışalım. Önce beyazlarımı aldım. Pembemi boşalttım. Şişimin arkasından beyazlarımı taktım. Son olarak pembemi şöyle takıyorum. Önce pembemi düz sonra beyazlarımı örüyorum. Tekrar ilmeğimi boşaltıyorum. İki ilmeğimi çıkarıyorum. İlmeklerimi arkada pembemi önden alıyorum. Arkadan diğer iki ilmeğimi şişime takıyorum. Ve öreceğim şişime takıyorum. Önce beyazlarımı, sonra pembemi örüyorum ve son ilmeğimi de örerek tamamlıyorum ve modelimizi şu şekilde görüyoruz bakınız. Çok güzel oldu. Çok da kolay. Hemen bu yönden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve pembe ipimin olduğu yöne ilerliyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimizi ters. Evet. Yeniden sıramızın başındayız. Şimdi ilmeklerimizin yerini kaydırıyoruz. Pembe'mizi hep aynı yerde örmüyoruz. Başlangıçta hemen ikinci ilmekten Alıyorum birinciyi boş alıyorum iki tanesini ters örüyorum dört tane beyazımla düz ördükten sonra yine araya şuradaki görmüş olduğumuz araya iki tane e, pembemizi ters olarak örerek modelimizi kuruyoruz dört tane düz e, iki tane pembe ile ters olarak modelimizi yeniden yerleştirelim birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ipimizi şöyle bakınız arkaya çekiyorum beyazımı şöyle şişime yakın koyuyorum arada delikler olmasın. Bu sıramız kenarımızda yarım model koyacağımız için bir tane pembemi ördüm. Diğer bitişte de bir tane pembe öreceğiz. Ortalarda iki pembe, dört beyaz şeklinde örüyoruz. Başlıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Başlangıçta bir tane pembe, bir ters olarak ördüm. Hemen ipimi değiştiriyorum. Pembe rengimi alıyorum. Bir ve iki. Tekrar 4 tane düz örelim. 1 2 3 ve 4. 2 pembemi örüyorum ve ters örüyorum. 1 ve 2. Beyazlarımızı düz, pembelerimizi ters. o pembemi örüyorum ve ters örüyorum. En son ilmeğimi beyaz ve düz olarak örüyorum. Bu yönde bakınız. Bir tane boş ilmeğimi beyaz olarak başta ve sonda ördüm. Kenarda bir tane pembemizle modelimizi yarım olarak kurduk. Aralarda ise ikişer pembe, dörder beyaz şeklinde modelimizi yeniden kurduk. Şimdi arkasını çeviriyorum. Arkasında pembe renklerimizi pembeyle, beyaz rengimizi beyazımızla tamamına ters olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi pembemle başlatıyorum. Hemen bir tane ters olarak örüyorum. Yazımızda düzleri yani ters olarak hepsini örüyoruz kendi renginde. Evet bütün ilmeklerimizi Ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz ve yeniden örmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi pembe rengimizle ters olarak örüyorum. Beyazlarımı düz. pembe rengimi tekrar ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Modelimizi yeniden kuruyoruz. Evet bütün sıramız bitirdikten sonra yeniden örgümüzün arkasını çeviriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yalnız başına iki defa doluyorum. 1 ve iki ters olarak örüyorum. Beyazlarımı ters olarak örüyorum. Birer defa alıyorum. Sadece pembelerimizi ikişer defa dolayarak örüyoruz. Giriyorum. 1 ve 2. 1 2. Hemen çıkalım. Tekrar 1 2 çıkalım. Bu şekilde 4 düzümüz pembelerimizi iki defa sararak sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızı yeniden tamamladık. Alt sıradaki yapmış olduğumuz işlemimizi burada da yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ikinci ilmeğimi örmeye başlıyorum. Şu şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi boşaltıyorum. İki tane düzümü boş aldım. Önden pembemi geçiriyorum. Arkadan beyazlarımı alıyorum ve pembemin önüne takıyorum ve sırası ile beyaz ipimle örmeye başlıyorum. Birinciyi boş almıştım. 1 2 beyazımı uzattım. Pembemi düzgün takalım ve örüyorum. Pembemiz ilk ilmeğimiz olduğu için şöyle sıkıştırıyorum ve devam ediyorum. 2 ilmeği örmeden alıyorum. 2 defa doladığım ilmeğimi uzatıyorum. Beyazlarımı arkadan Diğer şişime geçiriyorum. Pembemi, beyazlarımı ve pembemi taktıktan sonra sırasıyla örüyorum. İpimi uzatıyorum. İki boşal alıyorum. Önden pembemi geçiriyorum. Arkadan şu şekilde beyazlarımı alıyorum ilmeğime takıyorum birer birer örüyorum ve bu şekilde kaydırma işlemlerimizi yaparak modelimizi istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz Evet sevgili arkadaşlar bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Modelimizi e, üçüncü kez bakınız aynı şekilde birinci sırada kurduğumuz şekliyle kurduk. Şimdi kuracağımız sıramızda ise ikinci sırasında uyguladığımız şekliyle uygulayacağız ve kaydırarak bu şekilde modelimizi tamamlayacağız. Evet bir çalışmamızı daha bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.